zamanın renklerini gündüz olduğu kadar gecenin içinden de getirir bize Ramazan. Kimi nöbetini bitirir bu heyecanla, kimi derin uykulardan uyanır. Ve gece tebessümlü uyanışlarla bölünürken, gönül kapıları bereket vaktine açılır. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره سنة ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل
şeyin halakahu ve bedee halkal insani min tîn. Thumme ce'ale neslehu min sülâletin. قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Efendim hayırlı sahurlar olsun. Süleymaniye Camii'nin bahçesinden yine bir kez daha sizlere merhaba diyoruz. Kıymetli misafirlerim var. Kendileriyle bugün İslam sanatlarını konuşacağız. Has sanatı ve musikimizden bahsedeceğiz. Yardımcı doçent doktor Hilal Kazan hocam bizimle birlikte İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Hattat hocanım ve günlerdir o yaptığımız daveti belli ki bizi seyreden bir misafirimiz var bugün. Ne geldi bilmiyorum ama boş gelmeyen bir konuğumuz var. Hocam hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hoş bulduk efendim, sefa bulduk. Börek geldi diyorlar. Nasılsınız, afiyettesiniz inşallah? Efendim çok teşekkür ediyorum. Sizler de inşallah afiyettesinizdir. Hamdü senalar olsun. Hamdü senalar olsun. Maraton uzun olunca biraz yoruluyor insan bazı. Öyle. Ama şükür. Ama iyi işler yorulmadan çıkmıyor. Şükür, iyiyiz hocam elhamdülillah. Kolay gelsin. Bir diğer konuğum Ahmet Uzunoğlu, Üsküdar Gülnüş Valide Sultan Camii müezzini hocam, siz de hoş geldiniz. Eyvallah Serdar Bey. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Çok şükür. Allah iyilik versin. Cenab-ı Allah hepimizin iyiliğini nasip etsin inşallah. Amin inşallah. Nasıl geçiyor hocam teravihler, Ramazan-ı Şerif caminiz nasıl? Biraz oradan. Camimiz restorasyon vardı camimizde. Ramazan'a hazırlandı. Ramazan başı itibariyle camimize girdik. Kendimizi Ramazan'la birlikte camimizde bir koşuşturma içerisine girdik. Tatlı bir koşuşturma. Restorasyon bitti tamamen bitti, o evet. Zaman. Çok güzel, hayırlı olsun. İşte Enderun teravihleri yapıyoruz. Hafta sonları çınaraltı sohbetlerimiz var. Efendim, cemaat nasıl? Sabah namazlarında olsun, teravihte olsun. Şimdi sur içindeki camilerimize göre biraz daha iyi. Eyvallah. Oradan biraz daha sur içindeki camilere göre şanslıyız biraz daha. Tabii bizim camide çarşı camisi olduğu için, mahalle camisi olmadığı için sabah namazları tabii gündüz vakitleri gibi yoğun olmuyor. Ama gündüz vakitleri elhamdülillah yoğun. Öğle, ikindi ve teravihler yoğun. Marmara'nın da açılması hasebiyle cemaatimiz bir kat daha arttı. Allah mübarek etsin. Daha nice Ramazanlara kavuştursun inşallah. Muhabbetle, rahmetle. Hocam, İslam medeniyeti diyoruz biz, İslam sanatları diyoruz. Yer yer temas etmeye çalışıyoruz. Evet. İslam sanatları dediğimizde, hattı elbette konuşacağız ama evet, bunun içine neler girer? Bunlar nereden, nasıl tevarüs ederek bize gelmiş? Biz ne hale getirmişiz onları? Biraz bir bunları konuşalım mı? Tabii, estağfurullah. Yani İslam sanatları nereden gelmiş diye hani düşünürsek eğer, İslam'ın tabii ilk döneminden çok bahsedemiyoruz. Malum olduğu üzere Arap Yarımadası'ndan neşet eden, yayılan bir din. Haliyle kendi sanatını, kendi üslubunu oluşturması birkaç asır alıyor. Daha ziyade Abbasiler döneminden itibaren bunun örneklerini görüyoruz. Tabii her bir sanat, her bir kültür, her medeniyet, her din çevre unsurlardan etkilendiği için fetihler, efendim diğer savaşlar veya birlikte yaşama kültürünün getirdiği unsurlarla bu kültürlerden etkileniyor ama netice itibariyle hani İslam dininin de bir takım özelliklerinden dolayı İslam sanatı neşet ediyor, doğuyor ve kendi içerisinde daha ziyade kullanılan alanlar, efendim Kur'an-ı Kerim'in mukaddes kitap oluşu, onun çevresinde toplanan bir takım sanatlar,
Malum olduğu üzere camilerin ibadet mekanı olmasından kaynaklanan ve insanların ibadet mekanı da Allah'ın evi olduğundan dolayı onları da en güzel şekilde bina etme şeylerinden, kaygılarından doğarak bunlar etrafında gelişmiş oluyor. Tabii mimarinin kendi içerisinde bir takım sanatlar var. Kitap sanatlarının içerisinde onu meydana getiren çeşitli sanatlar var. İşte mimariden hat sanatına kadar, cilde kadar, ebruya kadar bütün sanatlar, ahşap sanatı, taş işçiliği, bütün hepsi cam sanatı, hepsi bunların içerisinde toplanmış bulunuyor. Hani hocam mesela bir insan alakalı olduğu, bilgi sahibi olduğu şeye bakmayı da bilir. Evet. Mesela bir hat, güzel bir levha, biz baksak belki orada bir takım çizgiler görürüz ve belki ayet okumaya çalışırız. Ama mesela zat-ı haliniz baktığında bu hangi üslupla yazılmış, hatta kimin hattıdır, oradaki incelik nedir, ona güzelliği veren nedir, bütün bunları görürsünüz. Yani elimizden geldiğince o da bizim temrinle kaynaklanan bir hadise. Yani ne kadar çok örnek görürsek, ne kadar iyi örnekleri görürsek, bunun yanında iyi olmayan ya da işte çok yakın olmayan örnekleri de ayırt etme şansımız oluyor. Peki hem biz hem ekran başındaki dostlar şunu arzu ediyoruz mesela. Bir tesip, bir ebru, bir hatta baktığımızda sadece bakıp geçen değil de gören kimseler olmak istiyoruz. Bunun için bize yetecek kadar. Evet. Ne yapmak lazım? Nereden başlamak lazım onu fark etmek için? Zor bir soru. Çalıştığım yerden gelmedi. Estağfurullah. Ama mutlaka yok, hayır, düşünmüşsünüz latife tabii. Ediyorum, evet. Tabii, latife ediyorum ben de. Şimdi aslında bu farkındalık yaratmak çok şükür ki son zamanlarda oldukça gelişmiş bir durumda 90'lı yıllardan sonra. Daha önceden de daha eski kültüre sahip olup da bunu iyi ayırt eden ustalar vardı. Biraz işin önemli tarafı tabii göz meselesi, zevk meselesi, karşı taraftan gördüğünüz eserden alınan biraz da feyiz meselesi. Yani sanatçının esere verdiği, kattığı, hani işte sevgini kattım diyorlar ya yemekler leziz olduğu zaman, işte şuna şunu kattım, buna bunu kattım şeklinde söyleniyor. Bu esere de hakikaten sanatçının ihlasla bu eseri meydana getirmesi, hakikaten orada bir aşk ile o harfleri yazmaları veya işte çiçekleri, yaprakları, ebruları çizmelerini, onu eser sizi çağırıyor bir defa. Siz öylece esere gidiyorsunuz ama tabii biraz bir kültür sahibi olmak, eğer hani bunları nasıl ayırt edebiliriz demek için de, tabii biraz bu kültürle, bu çevreyle haşır neşir olmak, bunlarla ilgili bir takım kitapları takip etmek, okumak, yani geçmiş kültürümüze birazcık sahip çıkmak yetiyor diye düşünüyorum. Ama kolay kazanılan bir süreç değil. Yani hat. Şimdi bir İlber Hoca ile bir sohbetimiz, hocam ne yapsın gençler demişim, çapraz okumalar yapsın dedi. Evet. Yüzüne diyemedim ama içimden ah dedim, hani düz okuduk da sıra çapraz okuma yapmaya kaldı. Keşke okuyabilseler, evet. Bir de o var. Evet. Şimdi benzer bir durum zannediyorum burada da var. Mesela Saadettin Ökten hocamın güzel bir sözü vardır. Der ki, eğer karşıdaki medeniyetin mimarisini, mesela mimari üzerinden konuşacak olursak, sen Stefani, Dom'u bilirsen Süleymaniye de sana başka şeyler söyler. Evet. Mesela Süleymaniye Camii'nin kapısından birisi içeri girdiğinde camiye bir şöyle bir bakıyor. Bu kaç kiloluk bir adam, hoş geldin diyor kimisine. Evet. Kimisine diyor ki gel bir çay da içelim. Evet. Kimisine diyor ki ya bu gece misafirim ol, otur. Hocam der ki diğer karşıdaki medeniyetin bize denk düşen sanat eseri manasına ne yaptığından haberin olursa bizdekini de daha iyi bir okumaya tabi tutabilirsin. Mesela Köln'de Dom Katedrali'ni geziyorum Saadettin Hoca'yı aradım. Dedim ki hocam buradayım. Sanki içerideymiş gibi bana tarif etti. Şimdi neredesin dedi, şuradayım. Kafanı sağa çevir, sağa bakıyorum. Bak işte oradaki şunlar şöyledir. Biraz git ileride solda bir şey var gibi. Evet. Biz kendi medeniyetimizin eserlerinden de habersiziz. Mesela maalesef. Kimseyi de kınama adına söylemiyorum. Kendimden bahsedeyim. İşte Süleymaniye'nin avlusundayız. Ama Süleymaniye Camii'ndeki levhaları kim yapmış, hatlar kime aittir ben bilmiyorum. Evet.
Maalesef yani, bu haldeyiz. Tabii bu kolay böyle hani hemen ha deyince bilinecek bir husus da değil. Yani siz kendiniz öyle mazur görmeyin. Bazı işin erbabı olan kişiler dahi bunları hani bilemeyebiliyorlar. Yani bu maalesef insan tarafından hani atlanabilir. Tabii Süleymaniye malum Kanuni'nin dönemi. Kanuni'nin döneminin de en önemli hattatı Şemsettin Karahisari. Cami meşhur, inşası meşhurlardan meşhur birisi değil mi? Şemsettin Karahisari. Bugün halen daha onun müsensel besmeleleri veya makili tasarımları henüz daha grafik tasarımları alışılamamış. Müsensel besmele ne demek? Anlayacağımız kadar. Evet, müsensel besmele yani ya da müsensel yazı dediğimiz yazı kalemi hiçbir şekilde kaldırmadan harfler arasında boşluk bırakılmadan bilirsiniz siz de hani Arapça yazarken işte diyelim ki altı harf kendinden sonra gelenden birleşmez. Elif, vav, re, ze, dal, zel, vav gibi harfler birleşmez. Ama burada birleştiğini görüyoruz. Yani hiç el kaldırılmadan ve kalemin hareketini de rahatlıkla takip edebiliriz. İşte besmeleden başlar, rahimde o harf biter. Hiçbir arada boşluk yoktur. Mürekkebi nasıl alıyor boşluksuz? Tabii fasıla verebiliyor. O ayrı. Kalemin mürekkebi biter. Tamam. Yani onu zaten yazılışı ayrı bir... Hani ama yazarken süreç. Boşluk yok. Harfler evet yani boşluk. Harfin tasarımı diyelim. Biz istif tabir ediyoruz. cümlenin istifinde hiç harfler arasında boşluk olmayacak. Bu yazıya müselsel yazı tabir ediliyor. Makili yazı dediğimiz yazıda santraçlı küfi dediğimiz... Köşeli olarak yazılmış birçok yerlerde. Bugün Marmara'nın Yenikapı istasyonunda bir kelime-i tevhid vardır mesela. Bu tarz hani olan yazılara da makili yazı tabir ediyoruz. Bu manada kaç yazı var hocam? Böyle çoktur da hani ana hatlarıyla bilmemiz gereken kaç tür vardır? Tabii yazının icadından demeyeyim de hani hat sanatının oluşumundan itibaren... Çeşitli kategorilerde yazılar tanzim edilmiş. Özür dilerim. Arkadaşlar diyorlar ki bu arada caminin içinden örnekler de veriyoruz diyorlar. Aslında biz onları görebilseydik evet, hocama sorardık şimdi, mesela evet, bu neydi diye. Evet, çok güzel olurdu. Evet, evet. Dolayısıyla bizim hani Yakut-u Mustasimi ile bir olan işte Rika yazısı, Muhakkak, Reyhani, Sülüs, Nesih, tevki diye belirlenen meşhur aklam-ı sitte dediğimiz veya şeş kalem dediğimiz işte bir altı çeşit yazı var. Şimdi ama siz hızlı geçiyorsunuz bildiğiniz için biz bilmiyoruz bunu. Aklam-ı sitte altı çeşit altı kalem, yazı altı var. Kalem, bunlar hangileri evet. Bir daha söyleyebilir miyiz? Şimdi bunlar böyle genellikle kimisi iri yazılıp diğeri ince kalemle yazılan, kimi kalemle yazılan böyle birbirini tamamlayan yazı grupları diye de adlandırabiliriz. Muhakkak yazı mesela iri yazılmış bir yazıdır. 16. asra kadar hükümranlığını sürmüştür. 16. asırda Şeyh Hamdullah tarafından Osmanlı ekolüyle birlikte önemini kaybetmiştir diyelim. Muhakkak. Kullanılmamış evet. Demeyelim. Bunun yanında yazılan incesi, muhakkakın incesi Reyhani yazıdır. Sonra sülüs ve nesih yazılar Osmanlı hat sanatında en çok kullanılan yazılardır. Sülüs dediğimiz yazı iri kalemden yazılır. İşte eğer arkadaşlar gösteriyorlarsa caminin kubbesindeki yazılar, mihraplarda yazan küllema dahale aleyha zekeriyel mihrap ayetleri bunlar celi sülüs yazılardır. Nesih yazı dediğimizde bugün hepimizin bu bilgisayarlar icat olmadan önce Hasan Rıza ve Kayışzade Hafız Osman'ın musaflarını okuduğumuz Kur'an-ı Kerim hattıdır nesih yazı. Camilerde falan da kullanılır mı levhalarda yoksa sadece Kur'an-ı Kerim'e has bir kitap yazı şeklinde? Kitap yazısı zaten nesih kelimesi zaten hani istinsah, çoğaltmak evet. Demek daha ziyade kitap yazmak için kullanılan bir yazı çeşididir. Dolayısıyla da ona nesih yazı tabir edilir. Bu işi yapan kişiye de malum müstensih tabir edilir. Yazma kitapları çoğaltan kişiye de. Çok özür dilerim. Gene bir ara verelim. Estağfurullah, buyurun. Enteresan değil mi? Şimdi bakın, medeniyet bir bütün diyoruz. Mesela nesih yazıyı bilmek için müstensihten haberdar olmak gerekiyor. Bunun için dili de bilmek gerekiyor. Tabii kendi bir terminolojisi, istilahatı var. Evet, yani Osmanlıcayı bilmediğiniz vakit hocamın nesihten müstensihe giden yolunu bilemiyorsunuz, yabancı geliyor. Aradaki bağı kuramıyorsunuz. Evet. Nasıl bir bütünlük var değil mi?
Musiki de bunun içinde bir yerde duruyor. Mesela ezanlar okursunuz, salalar okursunuz. Her biri başka başkadır. Biz dinleriz, sala okunuyor deriz ama siz bilirsiniz ki o herhangi bir sala değil. O ezan herhangi bir ezan değil. Farkı var. Tabii İslam sanatları bir bütündür. Zaten Osmanlı sultanları da birkaç sanatla uğraşırlarmış. İşte musikiyle 3. Selim Han Hazretleri çok musiki besteleri vardır. Yani musikiyle uğraşan Ebru'yla. Huzi Dilara Peşrevi de ondan öğrendik. Güzel, iyi bir hattat aynı zamanda 3. Selim Han değil mi hocam? Hattat, şair. Evet. Yani İslam sanatları bir bütündür, bölünemez diyebiliriz değil mi hocam? Vatan gibi bir şey yani. Tabii bunun içerisinde edebiyat da vardır zaten. Evet. Yani her birisi güzel sanatların bir bölümüdür. Muhakkak dedik, celi dedik, nesih muhakkak sülüs ve nesih dedik. Nesih dedik. Daha üçünü sonra, öğrendik. Evet, evet. Yani dört yazı çeşidini. Daha sonra tevki ve rika dediğimiz biraz daha farklı üslupta olan, gene birbirini tamamlayan yazılar vardır. Bunun yanında işte Hatt-ı Farisi denilen İranlıların günlük hayatta kullandıkları talik yazı vardır. Ayrıca Osmanlılar tarafından geliştirilmiş padişahların fermanlarını, buyruklarını, efendim beratlarının yazıldığı divani veya celi divani dediğimiz okunması biraz zor olan, zaten herkesin de okumaması gerektiği ferman olduğundan dolayı ve diziliş tarzı da Osmanlı askerlerinin biraz sefer yürüyüşüne benzetilen ferman görmüşsünüzdür eminim. Öyle bir yazı çeşidi vardır. Divani hatta ve celi divani bizim diye. Yazıhanede bir 2. Mahmut Han'ın fermanı var. Evet. Kocaman o direkt gözümün önüne asker. Evet ve o da böyle hakikaten askerlerin sefer yolu gibidir. En ucunda da böyle harfler hoş bir şekilde döndür. Sanki o da bir sancak işareti gibidir. Bir de bunun yanında gene Osmanlılar'da muhasebede kullanılan belli harflerden işte şifreli yazı dediğimiz bir de okunması hakikaten kolay olmayan bir de siyakat yazısı vardır. Ama o tamamen muhasebede kullanıldığı için. Bunlar bize, bu bilgiler bize fazla hocam. Bunlar öbürlerini aklımızda tutarsak bizim için iyi. Tabii. Peki hani bir hattat olarak İstanbul'da camilerde şöyle baktığınız vakit ya şu ne kadar muhteşem dediğiniz. Ayırmak pek mümkün değildir belki ama hayran olduğunuz ve keşke hani bunu ben yazsaydım diye o öyle nerede? Der ya insan. Ne var mesela, hangi camide neyi bize tavsiye edersiniz? Gidin ve bunu görün. Evet, şimdi aslında bu hat sanatı, en başta belki onu belirtmem gerekirdi. Az önce ilk başta bahsettiğimiz bütün sanatlar işte çevreden etkilenmiştir diyerek, dolayısıyla onlardan neşet eden çeşitli sanatlar olmuştur dediğimiz ya da üsluplarını İslamlaşmış üsluplarından bahsettiğimiz sanatların dışında sadece hüsnü hat sanatı İslam'ın kendine mahsus bir sanattır. Çünkü hat sanatının batıda bir örneği yoktur. Tamamen İslam dininin, Kur'an-ı Kerim'in nüzulu ve bunun da kayda geçirilmesi sebebiyle ortaya çıkmış olan bir sanattır. Zaten hüsnü hat dediğimiz hattın sanat haline gelmesi de bu işle uğraşan önce katip denilen kişilerin, daha sonra hattat dediğimiz kişilerin Allah kelamını en güzel şekilde yazmak istemesinden neşet eder. Hal böyle olunca işte Beyazıt Camii'nin efendim ilk dönemde yazılan Şeyh Hamdullah yazıları o döneme göre en iyi yazılardır. Ben bunları not etmem lazım. Efendim, Beyazıt Camii. Beyazıt Camii'nin, ben şimdi hani tabii kategori olarak size söyleyeceğim asır şeklinde. Bunun yanında işte Süleymaniye Camii'nin yazıları, gene Kanuni döneminin en önemli hattatı Ahmet Şemsettin Karahisari olduğu için mesela kapının girişindeki, son cemaat yerindeki pencere üstü alınlıklarındaki Çinli yazıları Ahmet Şemsettin Karahisari'nindir. Yani o göre, devrine göre en iyi yazılar onlardır. Mesela Yeni Valide Camii dediğimizde, evet, hocamın bizim görev yaptığı camiyi, Sultan 3. Ahmet'in annesinin yaptırdığı bir camidir. Kendisi de hattat olduğu için. Kendi el yazması var. Yazılar, onun annesine hediye olarak yaptığı, yazdığı yazılar orada bulunmaktadır.
Sultan Abdülmecit'in gene kendi de hattat padişahlarımızdandır. Onun da işte Dolmabahçe Camii'nde yazıları veya farklı yerlerde de yazıları Ayasofya'daki mevcuttur. O büyük levhalar kime ait? Ona o kazaskerin, ben kazasker. Şimdi isterseniz bir müsaade ederseniz tamamlayayım. Ondan sonra eğer bir mahsur buyurun, yoksa estağfurullah, sizin için. Buyurun, estağfurullah, buyurun. En son Osmanlı hat sanatının zirve noktası Mustafa Rakım'dır. Sultan II. Mahmut döneminde ve Sultan II. Mahmut'un yaptırdığı Nusretiye Camii'nin bütün kuşak yazıları Mustafa Rakım'ındır. Bugün için hat sanatıyla uğraşan bütün gençlerin işte günlerini, gecelerini orada geçirdikleri cami Nusretiye Camii'dir. Eğer son dönem Osmanlı sanatının geldiği zirveyi görmek istiyorsak eğer, efendim Beyazıt Camii'nden başlayarak işte Süleymaniye, Sultanahmet, Nur Osmaniye Camii, Laleli Camii'nde de Sultan Mustafa'nın yazıları vardır. Ve en son burada zirve noktası Nusretiye Camii'dir. Eyvallah. Bir isimler, bir de Şeyh Hamdullah dediniz. Evet, o Osmanlı Hat Ekolü'nün kurucusudur zaten. Karahisari dediniz. Evet efendim. O da aynı şekilde. Kazasker dediniz. Evet, siz Kazasker Mustafa İzzet. Evet. İşte bugün meşhur Ayasofya Camii'nin içerisinde Cihariyari Güzinleri yazmış olan hattattır. O levhaların çapı 7 metredir. Evet. Levhaların ve orada kullanılan kalem genişliği deriz, kalem ağzının genişliği deriz. Malum olduğu üzere hat sanatında kalemler eğik kesilir. Ve o kalemin ağzının genişliğinden yazıların kalınlığı çıkar. O Ayasofya'daki Cihariyari Güzinler kalem ağzı 35 santimetredir. Öyle yazmış ki mübarek, yani bugün kolay zannedilmesin bu yazılar. Şimdi tabii Ayasofya'nın kubbe yüksekliği de malum. Yerde, içeride hazırlanmış bu yazılar. Caminin içerisinde hazırlanıyor. Kazasker kubbeye çıkıyor, yukarıdan bakıyor. Çünkü celi yazıdaki hatalar uzaktan gözükür, yakından baksa göremez. Orada hatasını görüyor, aşağı iniyor, o hatasını düzeltiyor. Dolayısıyla yazılar o şekilde hazırlanmış. Ayasofya müze haline getirildiğinde de maalesef tabii geçmişimizden de artık tabii hani yüzleşiyoruz. Maalesef o dönemde de o yazılar yerlerinden kaldırılıp İslam'a ait unsurlar bırakılmasın diye çıkarılmak istenmiş. Takdiri ilahi, kapılardan daha büyük olduğu için yazılar çıkarılamamış. Caminin içerisinde bir yere konulmuş. Daha sonra Semavi Eyce hocam anlatmıştı, benim doktoradaki hocam. Bir yurt dışından gelen bir profesörler hocam kendisi rehberlik ettiği için Süleymaniye'de, pardon, Ayasofya'da bu şeyleri görünce neden bunlar burada duruyor, bunlar niye yerine asılmıyor şeklinde tavsiyesi herhalde yukarılara iletilince, evet, gene hayır hasenat sahiplerinin himmetiyle yazılar tamir ettirilip yerlerine asılmış. Allah razı olsun. Hocam soracağımız çok soru var. Estağfurullah. Sizden de hocam bir takım örnekler dinlemek istiyoruz ama Ankara yönetmenim nedir meselemiz, ne seyredeceğiz? Bir... Evet, bu sene hani iyilik vakti dedi Diyanet İşleri Başkanlığımız Ramazan'ın teması olarak, bu Ramazan ve her zaman diye. İyilik vaktiyle alakalı bir spotumuz var. Onu seyredeceğiz. Ondan sonra konuklarımızla birlikte muhabbet etmeye devam edeceğiz. Buyurunuz.
Efendim aralarda da biz soruyoruz hocamdan istifade edelim diye. Hatta Ahmet Bey hocam soracaktım dedi. Ben ah ki sorsaydınız evet. dedim. Neydi hocam? Şimdi soruyu şimdi dostlar da duysun. Hocam bizim camideki yazılardan bir tane Ra'sül Hikmeti Mekafetullah var. Bir de El Cennetü Tahte Ekdamiya var. Edrikni ya Hazreti Hızır Aleyhisselam var. O hangisi dikkat çekici? Üçüncü Ahmet'in el yazısı olan hangisiydi evet. hocam? Şimdi orada Tahte Akdamil Ümmahat diye Ümmahat, hani evet. cennet annelerin ayakları altında El Cennetü Tahte Akdamil Ümmahat hadisini Sultan Ahmet'in Gülnüş Valide Sultan'a annesine yazıp hediye ettiği söylenir. O Hızır Aleyhisselam'la ilgili olan yazının da camiye asıldığında bunu geçenlerde Hasan Çelebi hocam anlatmıştı. Böyle Said-i Nursi Hazretleri hatta önünde şemsiye tutuyormuş görünmesin diye o hocamın dikkatini çekmiş. Tabii eskiden basın bu kadar yaygın olmadığı için hocam bilmiyor, duymamış 50'li yıllarda. Sonra sormuş etrafına kim diye işte Said-i Nursi Hazretleri demişler. Camiyi ziyaret etmiş. Evet. O levhayı görünce bu levha buraya boşuna asılmamıştır demiş. Mutlaka buraya Hızır Aleyhisselam evet. uğramıştır Söyleniyor. Diye orada namaz kılmış ve orada dua ettiğini Zaten söyler. Namaz Böyle kılmaya. Bir hikayeyi burada buradan bir şey sorayım. Anlatmış olayım. Biz gördüğümüz vakit bir takım yazıların, bir takım levhaların, ayetlerin, hadislerin belki ne olduğunu okuyamıyoruz zaten de. Evet. Okuyanımız da niçin orada olduğunu bilmiyor. Ama şimdi bir padişah var. Annesinin adına bir cami yaptırıyor. Evet. Ve o camiye kendisi El Cennetü Tahta Akdamül Ümmuhat, cennet anaların ayakları altındadır. Evet. Hadisini kendi hattıyla yazıyor ve o camide asılı duruyor. Evet. Bu aslında bize şundan haber vermiyor mu? Ecdat seçtiği yazılarda, efendim onun belki tarzından ne yazdığına kadar evet. rastgele yapmamış bunu. Yok. Her birinin aşağı yukarı bir sebebi, bir hikmet hikayesi. Kudüs'te Hazreti Ömer Camii'nin orada bir ayet, onların arasında hükmettiğin vakit adaletle hükmet manasına evet, gelen bir ayet. Evet. Ehli kitabın arasında hükmetmekle İza alakalı. İza hakemte galiba öyle başlayan Zannediyorum. Bir şey. İza hakemte işte ahkumu bil adli mi öyle bir şey hafız değilim ama yani öyle İza hakemte diye hükmettiği zaman. Beynen bil adli diyor. Evet, yönetmenimiz adli, hafız. Evet. Bak işe evet. yarıyor yönetmen. Ya bir yönetmen niye hafız olsun derler. İşte bunun için olsun. Ömründe bir defa lazım olur ama o bir defa işte şimdiydi yani. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Mesela burayla alakalı Hüsrev Subaşı hocam anlatmıştı restorasyonunda. Evet. Her şey bitti diyor. Hani restorasyon bitti deyip camiyi teslim edeceğiz. Fakat o ayetleri siz mutlaka bilirsiniz. Çıkış kapısına doğru bir ayet. Baktım diyor. Orada Allah-u Teala'nın kudretinden bahseden bir ayet. Fakat mihraba yakın da İşte başarı Allah'tandır mealinde bir evet. ayet. Dedim ki bunda bir problem var. Yani bu burada, bu burada olmaz. Çünkü mimar mihraba yakın olan kısma Cenab-ı Hakk'ın kudret ve azametinden bahseden ayeti yazar. Gelen ziyaret etti, çıktı giderken de bir dua vesilesi olsun diye. Hani biz yapmadık bunu, Allah bize lütfetti diye. Diğerinin de kapı çıkışına yakın olması lazım. Evet. Ama tam tersi diyor. Dedim ki bunda bir sıkıntı var. Caminin eski fotoğraflarını bulduk. Restorasyondan önceki. Ve baktık ki yazının birisi tam ters tarafta, diğeri öbür tarafta. Evet. Nasıl bir cinayettir bilmiyorum. Hangi maksatla Bilmeden ya da nasıl yapılmıştır. Ama hocam nasıl bir yanılgıyla evet. yapılabilir yani ki bu? Şöyle, İki ayetin bu işi, yerini böyle tabii, değiştirmek. Bu işi tabii yapan hani ustalar, bu işin işte nakkaşları, kalemkarları eğer kalemden yani sıva üzerine yazılmışsa haliyle onların tabii ilim seviyesi hani sanat olarak, zanaat olarak onları yerine getirdiklerinden dolayı böyle bir takım şeylikler, aksaklıklar olmuştur. Mesela Düzelttik Hasan Çelebi hocam. Evet. Düzelttik diyor. Birini tabii, asıl yerine aldık, öbürünü tabii, de yine kendi yerine koyduk. Restorasyonlar evet öyle. Mesela Hasan Çelebi hocam söyler. Kendisinin Eskişehir'deki bir camisinde mesela Allahu Ekber yazacağına Allah'a Ekber şeklinde yani tabii yazılmış. İşte hocam bir ziyaretinde bunu gördüğünde Müftü Efendi'yi çağırıp hani göstermiş bunlar neden hani kontrol edilmiyor şeklinde. En basitini ben anlatayım. Geçenlerde baharda öğrencilerle İzni'ye ziyarete gittiğimizde orada Molla Çelebi Camii'nin içerisindeydi zannediyorum. Ayet küllü
Küllü yâmel alâ şâkileti diye Esra suresinde bir ayet var. Küllü yâmel alâ şâkileti. Alâ şâkileti şeklinde. Bu böyle genellikle müdevver olarak yazılır. Yani daire şeklinde yazılır. Müdevver, devreden. Evet, müdevver. Daire şeklinde yazılır. İşte bizde istilahat böyle ya beyzi deriz ya müdevver deriz. Beyzi oval yumurta şeklinde olanlar. Şimdi orada kul küllü yâmel yazıyor. Devamı yok. İşte onu yapan, ahşaptaki o işi kazıyan usta, bunun ayetin devamını bilmediği için o kadarını yazmış daire şeklinde. Fakat orada bir tabii kimseyi hani töhmet altında, zan altında bırakmak istemeyiz ama tabii imam arkadaşlarımızın veya müezzin arkadaşlarımızın veya işte müftü efendinin hani bunlara tabii biraz hani dikkatlice şey yapsalar böyle yanlış ve eksik yazıların en azından camilerde yer almadığı şey yapacak, evet, olacak, hocam, görülecek. Bir şey söyleyebilir miyim? Eyvallah. Yeni Valide Camii ile ilgili. Yeni Valide Camii'ni Gülnuş Valide Sultan tamamen kendi ziynetlerini, mücevheratını bozdurarak yapmıştır. Hatta oğlundan yardım talep ettiğinde cevap gelmeyince, çünkü Osmanlı'nın o dönemdeki savaş şartları, sürekli toprak kaybı o dönemi de göz önünde alırsak, biraz tabii hazinenin boş olduğu zamanlar, kendini affettirmek için Tahta Akdamil Ümmahat yazısını, evet, Sultan Ahmet Camii ziyarete geldiğinde annesine yazmıştır, hediye etmiştir. Bu bilgiyi de burada hadi siz çok söyleyince daha güzel hani oldu, kendi hani yapmıştı. Evet, evet. Niyesi çok daha harika bir hale geldi. Şimdi şunu, evet, soracağım. Tam o deminki hatların restorasyonunda vesairesinde yapılan sıkıntılarla benzer bir durum. Firmanın ismini söylemeyeyim ama böyle Osmanlı medeniyetiyle alakalı çok güzel işler yapan bir büyük firmamız. Çok var. Bir gün mağazalarında geziyorum. Mevlevi sikkesi şeklinde çok güzel bir şekerlik yapmışlar. Harika, bayıldım. Ve onu hediye etmek istediğim bir hocam var. Alacağım. Üstünde de Ya Hazreti Mevlana yazıyor. Çok güzel. Aldım. Kapağı çevirdim. Yo, Ya Hazreti Mevlana değil. Devamı var. Ya Hazreti Mevlana Halit yazıyor. Dedim ki ya bunda problem var arkadaşlar. Yoktur efendim filan. Sonra dediler ki şöyle olmuş olabilir. Bunu oraya işleyen arkadaş bilgisayardan girdi. Ya Hazreti Mevlana aradı. Ya Hazreti Mevlana Halid-i Bağdadi Kudüs'e Sırruh yazısını buldu. Bağdadi Kudüs'e Sırruh da fazla kaldığı için onu da kesti. Evet. Mevlana'yı görünce de hah bu Mevlevi sikkesi, bu da bundan bahsediyor dedi, oraya tabii koydu. Tabii. Kaş yapalım derken çok fazla göz çıkartıyoruz çok, hocam. Çok. Mesela lale motifi. Katiller söz konusudur, evet, yani. Katil buradaki fikrinizi merak ediyorum. Mesela lale motifi. Bizim için çok mühim. Ebced değeri, ecdadın onu kullanım şekli, evet, vesaire. Fakat şimdi medeniyeti ihya etme manasına ayak altına lalelerin serildiğini görüyoruz. Evet, maalesef. Laleli halılar, laleli seccadeler vesaire. İçimiz kanıyor. Evet. Hani böyle mi olmalı? Medeniyet böyle mi ihya edilecek yoksa bunun başka bir yolu var mı? Yani şimdi malum olduğu üzere pırlantayı vitrine koyarsanız orada değerdir. Yani her şey yerinde değerlidir ama siz o pırlantayı alıp da işte pazarda satmaya kalktığınızda kimse onun şeyine hani yüzüne bile bakmaz. Yani teşbih tahta almaz. Maalesef günümüzde birçok değerlerimiz çok yozlaştırıldı. Hüsnü hat sanatı da bunlardan nasibini alıyor. Bu hüsnü hatla ilgili bir taraftan insanların merakı hoşunuza gidiyor. Ama diğer taraftan da bu tür yozlaşmalar maalesef insanı üzüntüye sevk ediyor. Çünkü artık harflerin formları form olmaktan çıkıyor. Bizim için pirenin ciğeri çok önemli bir ölçüdür. Bir pireyi düşünebiliyor musunuz ciğerinin ne kadar olduğunu? Yani bir pirenin bacağının ne kadar olduğunu görebiliyor muyuz? Yani bu ölçüler bizim için çok önemlidir. Biz bunların sevdasındayız. Yani yazıya ecdat nasıl yazmışsa biz onun hakkını vermeye gayret ediyoruz. Ve aynı üslubu 16. asırdaki yazılan bu üslubu, yazı çeşitlerini veya yazı yazma üslubunu devam ettiriyoruz. Ama maalesef günümüzde tabii o konulara da girmek istemiyoruz bu mübarek vakitlerde. Girmeyelim, yeter ama bu kadar. Böyle yani bir cinayet insanı de var. Üzüyor. Evet, böyle de bir aykırı uygulamalar Tuğra var. Tuğra çekme mevzunu, benim de merak ettiklerim var. Sizi bulmuşken onu da soracağım Tuğra meselesini ama Ahmet Hocam,
Şimdi buyurun. Bizim bulunduğumuz yerde Ramazan'da çok fazla vakit geçirdiğimiz bir yer var. Adını da söylemeyeyim. Orada ezan okunuyor tabii. Yani üç vaktini falan dinliyoruz. Arkadaşlarım bugün dikkatini çekmiş. Dediler ki ya çok uzuyor. Evet. Mesela nasıl diyeyim, ben örnek veremem ama. Akşam ezanı mı? Yok. Bütün ezanlar. Evet. Teganni diyebileceğimiz, evet, fazladan, evet, ve çok musikiden biz anlamayız ama bizi rahatsız ediyor o uzayış. Hani bir yerde ezan bitti aslında ama, evet, daha devam ediyor ifadeler. Beş vakit ezan başka başka makamlarda okunuyor. Evet. Bir bize bir anlatır mısınız? Hangi ezan hangi makamda okunur? Hatta bazısından da örnekler vererek. Ondan da bir haberimiz olsun. Evet. Şimdi tabii ecdadımız ezana geçmeden önce musiki sanatıyla ibadetlerimizi güzelleştirmiş. Bunun içinde Enderun teravihi var, temcidi var. Ezanlara da her vakte göre hangi vakitte hangi makamdan okunursa insanlara daha etkili olacağını işte zaman içerisinde düşünerek öğlen vaktinde demiş uşak okunması gerekir. Uşak makamında okunursa. Niye uşak okunması gerekir öğlen vakti? Ya şimdi uşak şöyle söyleyeyim. Yastıda rast okunmasını tavsiye etmiş. Uşağa gelmeden önce mesela onu açıklayabilirim. Yastıda insanlar günün yorgunluğu, günün sonu, rast makamı da biraz hareketli bir makam. Biraz insanı rehavetten silkeleyecek bir makam olduğu için. Bir örnek verebilir miyiz? Mümkün müdür? Allahu Ekber, Allahu Ekber! Dedi mi insanlar böyle bir dikkat, rehavet, dikkat çekiyor. Ama işte uşakta nasıl mesela? Uşakta biraz daha uşak makamı, Anadolu makamı, aşıklar makamı biraz daha işte günün yorgunluğu değil de gün ortası. Böyle insanlar biraz böyle kendilerinden geçsinler. Efendime söyleyeyim. Gönülleri coşsun efendim. Nasıl? Ondan bir örnek mesela. O da tabii onun başlangıcı da Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye biraz daha böyle uzayarak. Akşam tabii onun makamı. Akşam vakti dar olduğu için biraz orada hani böyle yayarak, çok uzatarak değil de biraz daha serice zekah makamının oraya uygun olacağını efendime söyleyeyim keşfetmiş ecdadımız, düşünmüş. O tabii biraz daha hareketli, biraz kısa, böyle uzayarak vakit dar. Çünkü akşam namazı kılınca, akşam yatsı arası. Onu da segah makamında okunmasını ecdadımız. Peki sabah ezanı niye sabahdır? Sabah çünkü böyle hani o baygın bir edası var, içli, evet, bir edası var. İşte ondan dolayı yani insanlar sabah mahurluğu. Yani insanların o sabah mahurluğuna uygun bir makam olduğu için sabah makamını oraya uygun görmüş. Mesela şöyle hani mantıken düşünürsek şöyle. Sanki insanları o mahmurluktan kaldırıp uyandırmak için akşam ezanı gibi böyle gümbür gümbür bir okuyuş bekliyor insan. Fakat bunu yapmamışlar. Evet. Sanki rahatsız etmeyelim. Hani değil mi? Huzursuz etmeden, incitmeden uyandıralım onları. Aynen öyle buyurduğunuz gibi. Yani evet insanların uyanması gerekiyor. Namaza kalkmaları gerekiyor ama çok da onları böyle kafalarına vura vura değil de biraz böyle okşayarak. Çünkü Allah korusun hani uyuyan birisi belki diyecek ya hocam bir dur dese bir günah sahibi olacak, vebal alacak. Onu dedirtmeyecek şekilde. Hani bir annenin çocuğunu öperek okşayarak uyandırması gibi. Aynen. Ondan da böyle kısa bir örnek olabilir mi? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah Allah. Okşayıcı bir makam. Hani hemen gözünü açıp geliyorum ya Rabbi. Evet. O tam böyle onu dedirttirecek kıvamda. Yani insanları fazla rahatsız etmeden tabii namazı kalkmaları gerekiyor, bir ibadet görevlerini yapmaları gerekiyor ama işte dediğim gibi onların kafalarına vura vura değil, okşayarak kulum haydi kalk, işte vakit geldi, sabah namazı geldi, sabah vakti geldi. Hadi yavaş yavaş kendine gel, uyan. O makamda oraya uygun görmüş ecdadım. Peki şimdi hani buradan ayrı bağımsız bir soru sorayım. Şimdi buyurun söyle. Makamlardan onu bitirmeden önce Osmanlı zamanında bir ama
bir kimse Balkanlarda, yani Anadolu'da da değil, Balkanlarda, işte günün hangi vakti olduğunu bilmediği halde ezan okuyuşu, ezan makamından hangi, ha bugün şimdi Uşak okunuyor, öğle vakti. İşte Hicaz makamı okunuyor, ikindi vakti diye anlayabiliyormuş. Yani hani kimse alınmasın ama şimdi müezzinlerin pek çoğunun bilmediğini o gün halk biliyormuş. Tabii. Osmanlı onun için öyleydi, şimdi biz bunun için böyleyiz. Şimdi tabii insan ne okunursa, ne verilirse insanlarımız kabul ediyor. Ama önceden yanlış bir şey okunduğu zaman işte hoca efendi, müezzin efendi, imam efendi camide bir uygulama yaptığı zaman bu mevlüt olur, ezan olur. Mevlüt okumaya başladığı zaman işte pek hoş, yanlış bir şeyler okunduğu zaman güftesi, bestesi camiyi terk edermiş insanlar ve boş duvarlara okumak zorunda kalmış. Bir daha da onu okumaya cesaret edemezmiş. Bir şey anlatırlar, bilmiyorum bilir misiniz mevzuyu da, bir yerde birisi bir ezan okumuş da oranın eşrafından birisi, yahu kimdir bu işte filan müezzine, bana bir çağırın demiş. Gel evladım, size bu ezan okumanız için kaç lira para veriyorlar? Bunun hani şeyi nedir? Ya ben iki akçe. Ya ben dört akçe vereyim de sen okuma demiş. Evet. Sen dur okuma. O zevk her yerde var. Bütün herkeste var demek. Söğüt şenliklerindeydik hocam. Bundan 2-3 sene kadar evvel işte Haymana önderliğinde Domaniç'ten Söğüt'e gelişi canlandırıyorlar. O seneye mahsus da demişler ki 20-25 tane keçi koyun da katalım. İşin içine tam gerçekçi olsun o geliş. Hani evet. Develer var, atlar var filan. Tabii stadyum. O tiyatrocu arkadaşlar, yörükler aralarında yine getirdiler. O 25-30 koyun müziği, gürültüyü duyunca stadın bir tarafına koşuyor, bir tarafına. Bir tarafına. Sağlam protokol de var. Elimde mikrofon sunucuyum, dayanamadım. Dedim ki bakın ecdat niye büyüktü, biz niye onlara benzeyemiyoruz? Örneği, onlar 3 kıta, 7 denize adaletle hükmettiler. Biz 30 koyunu temsilen güdemiyoruz. Evet. Bunun için bu haldeyiz. Evet, yani musikide evet. De öyle. İşte diyoruz restorasyonda da öyle. Evet. Benzer sahalarda da öyle. Bir şey soracağım şey şuydu. Cuma mesela hutbeye çıktınız. Evet. Cemaate hitap ederken sizin kullandığınız size has bir tabir var mı? Ne dersiniz mesela daha çok? Ya ilk girişte mi diyorsunuz? Mesela ey insanlar mı diyorsunuz? Muhterem cemaat mi diyorsunuz? Muhterem cemaat-i müslümin, aziz cemaat-i müslümin. Değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim. Ben tabii müezzinim. Ben Marmara İlahiyat mezunuyum, fakülte mezunuyum ama ben müezzinliği tercih ettim. Tabii zaman zaman da imamete geçiyoruz. Namaz kıldırdığımız oluyor. Ben müezzinliği, ezan okumayı sevdiğim için bu müezzinliği severek devam ettiriyorum. Fakülte mezunu olmama rağmen. Eskiden müezzinler, Serdar Bey, müezzin dedim sanatçı. İşte Hafız Kemaller, Hafız Burhanlar, Hafız Saadet'ten kaynaklar. Müezzin demek sanatçı demekmiş. Ecdadımız zamanında, Osmanlı zamanında hafız dedim sanatçı kişi manasına gelirmiş. Şimdi de, devam edin unutmayın ama sözünüzü, şimdi de imam olamayanların yaptığı meslek müezzinlik evet, gibi biliniyor değil mi? Biraz yani. Ha, büyüyünce imam olacağım ama şimdilik müezzinim. Şimdi kimseye yani ilahiyat talebeleri hatta İmam Hatip talebelerine sorduğumuz zaman işte ne olmak istiyorsun? Herkes işte bir masa başı ve koltuğu olan bir görevi işte müftüdür, müdürdür. Kimse ben müezzin olacağım demez. Pek demez yani. Belki diyenler olur ama kimseden ben müezzin, hadi imam olurum belki der ama işte tabii son zamanlarda Diyanet İşleri Başkanlığımız imamlık ve müezzinlik görevlerinin çıtasını yükseltmek için güzel çalışmalar yaptı. İşte baş müezzin, uzman imam, evet. Baş imam payelerini getirdi. İşte biraz gayret gösteren arkadaşlarımız baş imam, baş müezzin görevde yükselme. Sizin bir hayaliniz var mıdır mesela ben şu caminin bir gün müezzini olayım, mahrem değilse merak ederim. Her gönülde bir aslan yatar. Yani ben bulunmuş olduğum Yeni Gülünüş Vadide Camii'ni çok seviyorum. Bu tamam. Evet. Başka? Yani ben hayalim orada müezzin olarak kalmak. Çünkü bizden önceki abilerimiz de Osmanlı zamanında rahmetli Yusuf Gebzeli varmış. Onun misyonunu devam ettirmek. İmam İlhan Tok hocamız onun misyonunu devam ettirmek. Tabii her cami güzel. Süleymaniye güzel. Sultanahmet güzel. Ben camimi gerçekten seviyorum. Yani açık konuşmak gerekirse şu camide müezzin olayım diye bir hayalim yok. Camimi gerçekten seviyorum.
Eyvallah. Orada müezzin olarak kalabilmek hayalim. Ama bu da çok güzel bir şey. Hani hocam bulunduğu yerde ben bundan evet. memnunum. Ve ne ben güzel. Burada Kanaat kalarak devam olmak. Edeyim. Muhteşem evet. bir şey. Şimdi caminin tabii büyüklüğü güzel. Biz Miraciye okuyoruz. Ne demek Miraciye? Miraciye peygamberimizin Miraca çıkarken bestesi Nâi Osman Dede Efendi'ye ait. Peygamberimizin Miraca çıkışını besteli bir mevlüt gibi, besteli bir manzum esere dönüştürmüş bir eser. Her yıl Mehmet Kemiksiz hocamız başta olmak üzere bunu Üsküdar'da iki camide vakfedilmiş. Bu unutulmuştu. Tekrar bunu vakfiyesi işte araştırıldı, gün yüzüne çıkarıldı. Miraciye okuyoruz. Hüdayi Camii'nde cumartesi gün her Ramazan ve Mehmet Nasuhi Camii'nde. Hüdayi Camii'nin tabii kendine göre bir ağırlığı olan bir cami. Hüdayi Hazretleri orada. Şahsen içimden şöyle düşündüm. Mehmet Nasuhi Camii'nde okuyoruz. Cami küçük ebad olarak ama orada işte Nasuhi Hazretleri'nin kabri var. Dedim ya Rabbi şuranın güzelliği, şu maneviyat ne büyük maneviyat. Ben dedim burada da görev yapabilirim diye içimden geçti. Yani Seyyidler Bey önemli olan büyük yerlerde, büyük camilerde görev yapmak değil ama küçük, ebadi küçük yerlerin fonksiyonunu artırmak. Orada hakkıyla görev yapmak. Eyvah, peki şunu sorayım. O Miraciye hangi ara okunur? Ne kadar sürer? O bir buçuk, bir saat falan sürüyor. Hangi vakitte okunur? Öğlen, Hüdayi'de öğlen vaktinin peşine okuyoruz. Nasuhi Camii'nde yine öğle vaktinin peşine okuyoruz. Bu cumartesi var mı Hüdayi Camii'nde? Geçen cumartesiydi ve pazardı. Her yıl Ramazan ayında bestesi Nâi Osman Dede Efendi'ye ait. Onu mesela bizim Mehmet Kemiksiz hocamızla beraber zaten misyonumuz biraz unutula gelmiş, unutulmuş, gün yüzüne çıkmamış, ecdat tarafından uygulanmış şeyleri gün yüzüne çıkartmak. Yani misyonumuz aslında o. İşte Endor'un teravihi de Ahmet Şahin üstadımız Mehmet Kemiksiz'le beraber 2010 yılında işte Ahmet abi buradan bahsetsin. O da hayırlı bir hizmet oldu. Ahmet abi çok bahsetsin. Güzel Endor'un bir hizmet oldu. Allah razı olsun. 2010 ben hocama şunu sorarak devam edeyim. Hocam hani eskiden bir ustadan meşk etme mevzuu vardı. Evet. Her bir şeyde bir sanat mesela hat da olsa, musiki de olsa vesaire de olsa. Bugün bazen hattatlardan şöyle serzenişte bulunanlar olduğunu duyuyoruz. Talebe geliyor ve diyor ki hocam ben kaç ay sonra sergi açarım. Evet. Hat bir sabır işi. Bilmiyorum evet. ne kadar zamanda siz icaze aldınız, ne kadar vaktinizi verdiniz bu işe. Evet. Ama bunu kaybettik sanki. Herkes hemen diyor ki ben oldum, olayım. Bir evet. an evvel oldum. Şimdi az önce müezzinlerden, imamlardan bahsederken malum mahalliniz ben de İlahiyat Fakültesi'nde hocalık yaptığımda bizim fakültenin öğrencilerinin %70'i kız öğrenci, geri kalan %30 erkek. Ben bazen erkek arkadaşlara takılıyorum. Arkadaşlar yakında herhalde müezzinlikte veya imamette hanımları göreceğiz herhalde. Siz buna hazırlıyorsunuz diyorum. Böyle bir zemin hazırlıyorsunuz. Tabii latife ettiğinizi tabii, söyleyin lütfen tabii. Bütün tweetler yağar. Ha, yok yok. Hoca hanım ne demek tabii, istiyor? Yok ben yok tabii ki yani bir latife olarak öğrencilere bu şekilde takılıyorum maalesef yani. Öğrenciler demeyeyim de yeni nesil, yeni gençler biraz çok çabuk para kazanmak, çok rahat işler olsun, fazla hani yorulmasın diye böyle bir yani azimli gençleri öğrenciler böyle parmakla seçilecek kadar aralarında. Az önce bahsettiğiniz gibi evet yani bu klasik sanatlar gerçekten bizim zaten sürdürmekten de maksadımız bu geleneği. Bunu yaşatmak, bunu bir sonraki nesle aktarmak için hakikaten ben şahsen 1980 yılında rahmetli Müşerref Çelebi'den Hüsnü Hat'ta başlamıştım. Sonra hocam işte bir erkek hocaya devam edersem hani icazetimi alırım diye beni Hasan Çelebi hocamıza yönlendirmişti. Ben 94 senesinde Hasan Çelebi hocamdan meşke başladığımda 2000 yılında hocam bana icazete hani hazır olduğumu. 80'den 2000'e. O bir dönem yani orada bir feyiz aldığım bir dönem diyelim. Çünkü hocam da tekrar Elif'ten başlayarak, sıfırdan başlayarak devam ettim. Ve 2000 senesinde Ekim ayında icazetimi aldım. Tabii bunlar bizim talebimizden asla ve kat'a olmadı. Bir gün
işte hocam bana dedi ki Ekim ayında İrsika'da icazet töreni yapılacak toplantılarda. Sen de icazetini hazırla dedi bana. Yani söz bu. Yani Reji hatırlatıyor bana. Hasan Çelebi Hoca'nın Rabbiyesir'i 2 yıl yazdı. Tabii. O ne demek? O şöyle bir hadise. Hocam tabii hat aşıklısı. Yani hakikaten fena fil hat tabirini rahatlıkla kullanabileceğimiz bir kişi. Yani bir ağacı, bir manzarayı görse onu bir istif olarak görüyor hoca. Ya da bir söze, bir sohbete başlasanız lafı dönüp dolaşıp hattı buluyor. Ve bu işte aşk içerisinde zaten hocayı bulması da çok uzun zaman aldığı için. Hatta Hamit Bey'den Hüsnü Hatta başlıyor. Ve hoca işte yaz diyor, Rabbi Esir'i yazıyor. Hoca da her hafta gidiyor, yazıyor. Tekrar geliyor, tekrar hoca düzeltiyor. Tekrar düzeltiyor. Artık 2 sene oluyor neticede. Hoca tabii biraz meyus oluyor Hasan Çelebi hocam. Artık ben bu işi herhalde başaramayacağım diyor. Gideyim de hocadan helallik alayım diyor. İşte hocaya gittiğinde işte hocam ben sizden hakkınızı helal etmenizi istiyorum diyor. İşte sizi şey yaptım. Hayırdır ne oldu memlekete mi gidiyorsun diye soruyor. O kadar işte Hamit Bey de fena filhat ki yani o da hiçbir şeyin farkında değil. 2 senedir diyor ben artık Rabbiyesir yazdım herhalde ben... bu işte muvaffak olamayacağım diyor kendisine. Öyle mi? O kadar oldu mu diyor Hamit Bey de. Bir ileriye geç diyor. İşte hocanın sabrı, o 2 senelik sabrı gerçekten belli bir yerlere gelmek kolay olmuyor. Hocam kolay. Maalesef bugün işte gençler çok çabuk bir yerlere, çok çabuk hani merdivenleri hiç görmeden direkt jetle en üst basamağa çıkmak istiyorlar. Halbuki bu işin merdivenle çıkılacağını teker teker tökezlenerek bazen geri düşüp tekraren ileriye çıkılacağını benim gibi mesela ben işte kendimce epey bir yükseğe gelmiştim ama bir düştüm tekrar sıfırdan başlayarak. Ama hocam hatta ciddi sabır istiyor. Bizim bir arkadaş meşk ediyordu. 8 aya yakın ayın çizdiğini biliyorum. Tabii. Ayda bir görüşüyoruz. Ne yapıyorsun diyorum. Ayın. Devam. Evet. Artık. O da o meyus olmuştu dediniz ya, onda da aynı hal. 8 ay, biz yorulmuştuk i̇şte artık. İşte bıkmıyorsunuz. Ona. Yani şöyle, ben aynı şeyi yaşadım. Cim harflerini sülüste yazarken tam 19 hafta cim yazdım. Yani bu böyle bir hadise ama pes etmiyorsunuz. Yani onu bir sabır olduğunu düşünüyorsunuz ama bu sabrın insana geri dönüşümü, kazanımları çok fazla oluyor gerçekten. Bağlamış. İşte hani rikkati kalp sahibi oluyor insanlar, sabretmeyi öğreniyorlar. Her şeyin kolaylıkla elde edilemeyeceğini, sebat gerektiğini, sabır gerektiğini ve bu biraz da size hayatınıza yön veriyor. Hocam bunu soracağım, bunu biraz açalım. Şimdi mesela tabii. Bazı sanatlarda bu vardır ama hatta çok bariz bir şekilde bunun tebarüz ettiğini görüyoruz. Mesela bir hattat şahsiyetine... Tam manasıyla hayatına yön veren bir meşgalesi var aslında değil mi? Evet. Onun belki tepkileri değişiyor, tavırları, hayata bakışı, duruşu, bütünüyle her şeyini dönüştürüyor hatla uğraşmak. Evet, ben çok sabırsız bir insandım mesela. Her şey hemen olsun isterdim. Zihnime koyduğum bir şey hemen yerine getireyim isterdim ama hayat öyle bir şey değil. Evet, değiştiriyor. Çok eser, sabretmeniz gerekiyor. Bir eser dinleyeceğiz, ondan sonra keyifli sohbete devam edelim. Buyursunlar hocam. İslam bir medeniyettir. Merkezi de camilerdir. İşte hocam bahsetti. Bu Hüsnü Hatlar, bu büyük mimari sanatla bütünleşmiş. Musiki de o hatların adeta hareketlerinin sesi olmuş. Efendim? Biz şimdi okuyacağımız eser yine cami musikisinden bir eser. Enderun usulü teravih dedik. Yani çok burada vakit bulamayıp anlatamasak da bu akşam Süleymaniye Camisi'nde ki son Enderun usulü teravih namazımız kılınacak nasip olursa yine ulaşabilen dostlarımızı bekliyoruz. Münebbihat diye bir eser var. Bilirsiniz Ebu'l
Hacer Askalani'nin. Orada geçen bir şiir. Şiirin redifi olarak da hadisi kutsi. Es-savmuli ve ene eczibi. Biliyorsunuz oruç benim içindir. Ancak onun ecrini de ben veririm. Buyurduğu Cenab-ı Hakk'ın. Bunu kafiye yapmış ve dört tane dörtlük yazmış. Kime ait olduğu belli değil. La edri. Bunu Mehmet Görmez Hocam vermişti. Teravihlerde beş bölüm biliyorsunuz. Beş tane dört rekat kılınır. Beşincisini ben Profesör Mahmut Kaya'dan rica ettim. Aynı vezinde Arapça. O da bir dörtlük yazdı. Es-savmuli ve ene eczi bihi diye biten. Hocam, şimdi onu hani, okuyacağız. Şöyle yapalım mı? Hani Allah nasip ederse inşallah onun da müjdesini vermiş olalım. Belki Ramazan-ı Şerif'ten sonra Ahmet Şahin Hocam güzel bir musiki programıyla sizlerle birlikte olacak. Orada uzun uzun hem bunları anlatacak kıymetli hocam hem eserleri sunacak. Ama şimdi biz eser dinlemek istiyoruz. Yok eyvallah, anlatalım diye söylemiyorum da. Yok, zaten anlattınız şunun efendim. Için, eseri dinleyebilir yani, miyiz? Gelenler zaten akşam buraya teşrif edenler nasıl yapıldığını görecekler. Biz ya da ben hocam bir gün sizi misafir edeyim. O gün başka bir hanende davet edelim. Ondan eserleri dinleyelim. Böyle de olabilir. Estağfurullah. O konuda sıkıntımız yok. Şimdi o şöyle yapacağız. Uygulamamızı ben anlatayım da. Ahmet kardeşimiz bizim Enderun usulü teravihlerimizde zaman zaman imamlık yapan bir arkadaşımız. Tervihalarda okunan eserler bunlar. Eserden sonra makam geçkisiyle diğer esere geçmek için makam değiştireceğiz salatü selam ile. O esnada imam ikinci dört rekata ya da sonraki dört rekata girmiş olacak. Onları da Ahmet kardeşimizden rica edeceğiz. Eyvallah. Evet. Men kâne yeşkû izâme dâ-i zunûbihî. Kim ki günahının çokluğundan şikayetçiyse fel ye'ti fî ramadâne bâbe tabibihi. Ona tabip olacak olan Ramazan'da rahmet kapıları açılacaktır diye. Ve en sonunda zaten Cenab-ı Hak şöyle buyurmuyor mu? Eveleyse kâlallâhu fî terhîbihi. Es-savmuli, oruç benim içindir. Ve ene eczi bihi. Evet. Şunu da hemen ifade edeyim. Bu eserleri ve manalarını manzum halde ve diğer Enderun Teravihi ile alakalı bilgileri enderunteravihi.com sitemizde görebilirler. Kitapçığımız var, CD'lerimiz var. Bunları indirebilirler. Oradan da gerekli bilgiyi edinebilirler diyelim ve Özer kardeşimizle başlayalım. Anna Allah.
Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanir Rahim. Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ihdinas sıratal müstakim. Sıratallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ya sahibi Ramadan fuzul bil huda gaffara Allah ve tahakkahu neyle saadet Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ihdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ihdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ya Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanir Rahim, Maliki yevmiddini, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in, ihdinas sıratal müstakim, sıratallezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ya Rabbi salli ve sellim ala Mustafa subhanallah. Ente ellezî ersel. Bir sohbet arasıyla devam edeceğiz ama sohbete geçmeden önce bir de salalardan örnek versek diyorum Ahmet Hocam. Hani cuma salası nasıl olur, cenaze salası nasıl olur? Onlardan bir iki örnek zat halinizden dinlesek. Estağfurullah. Şimdi şunu ifade edeyim önce. Eskiden her ezandan sonra mutlaka sala okunurmuş. Zaten yaygın olarak bildiğimiz ve birçok müezzin arkadaşımızın da okuduğu, okumaya gayret ettiği sala, sabahları okunan, yani her sabah okunan Dilkeşaveren makamındaki sabah salasıdır onun adı. Yani her vakitte var, ayrıca sabah namazında var. Onun adı sabah salası olarak bilinir. Ezanlar hangi makamdansa, mesela Ahmet Hocamız Uşak dedi. Öyle ezanı Uşak bittikten sonra kısa Uşak bir salatü selam okunurmuş. Hicaz okudu mesela ikindin.
Hicaz bir salatu selam. Sabah vakti daha geniş bir vakit olduğu için, yani bir saat falan önceden ezan okunuyor. O genişlikten faydalanmak için ezandan önce okunurmuş salalar. Bu da Dilkeşaveren makamında en yaygın olanı, Hatip Zakiri Hasan Efendi'nin bestelemiş olduğu Dilkeşaveren makamındaki saladır. Daha sonra ezan okunurmuş. Bu tabii şöyle bir şey de var. Dini musikiye ait birçok şeyi biz unuttuk. Hocamızın dediği gibi canlandırmaya gayret ediyoruz. Bilinmeyenleri tekrar gündeme getirmeye çalışıyoruz. Bunlardan birisi de bu uygulama, salalar. Ezanların da işte makam sıralaması veya değişik makamlarda okunması adeti, o da yeni yeni gündeme gelmiş bulunuyor. Tabii 18 sene gibi küçümsenmeyecek bir süre ezan okunmadı bu memlekette. Yasaklandı. Bilinen şeyler unutuldu. Bir nesildir o 18 sene. Bunları bilenler yavaş yavaş göçtüler. İşte en son üstadlarından çok az sayıda duyanlar intikal ettirmeye çalıştı. Bize de o şekilde intikal etti hocalarımızdan duyduğumuz kadarıyla. Bunu gündeme getirmeye çalışıyoruz. Salalar bu şekilde. Yani ben sık sık ezan okuduğum yerlerde, Ahmet Hocam da bilir, ezanı okuduğum makamdan peşine bir sala ekliyorum. Bunu garipseyenler de oluyor. Garipseyenler dedin Ahmet Hocam, bir cuma akşamı ezan okumuştu. Birçok telefon geldi. Bu sala nereden çıktı? Bir büyük devlet erkanından birisi falan mı vefat etti diye birçok yerden böyle telefonlar geldi. Tabii unutulmuş. Buyur Ahmet abi. Şimdi tabii sala artık bir dönemde yasaklandı. Yani bid'at falan diyerek o konulara girmeyelim. Dolayısıyla hep cenaze olduğu zaman duyar hale geldik. Halbuki o bir şeydir. Yani değişik bir uygulamadır. Anadolu'da farklı şekillerde okunur. Cenazeyi ilan etmek için genellikle sabaha okunur. Yani o ölümle alakalı, dünyanın gelip geçici olduğunu ifade eden ayetler falan, dualar seçilir. Normal sala biliyorsunuz her ezandan sonra, sabah ezanında önce okunan salalardır. Ayrıca cuma günü, cumayı ilan için bir gün öncesi perşembe akşam yatsıdan önce başlar. Sabahında devam eder ve cumadan da bir saat önce okunmaya başlar. Onlar irticali olarak okunur. Yani o Dilkeşaveren salanın dışındakiler irticali, istenilen makamda okunabilir. Yani ne demek irticali? Anında besteler okuyan. Nameleri anında oluşturur. Bunun dışında bir de cenaze salası var Hüseyini makamında. Bir programda ufak bir şey okumuştum, bahsetmiştik. O da minareden ilan şeklinde değil de o ayrı. Bu cenaze namazı kılındıktan sonra kabire götürülürken, omuzdayken okunur. Müezzinler ve halk tarafından iştirakle sololu, korolu şekilde okunur. Efendim, yani ben buradan şunu da arkadaşlarımızdan, görevli kardeşlerimizden rica etmiş olayım. Bu sala meselesini canlandıralım. Okumaya gayret edelim salaları. Yani Ahmet kardeşim bilir, Selahattin camilerin çoğunda sala duymuyoruz. Yani bunu artık başlatalım, duyurmaya çalışalım. Ezanların peşine. Yani bunun hiçbir sakıncası yok. Evet. Yani normal cuma günü okunan salayı değil de Ahmet Hocam. Bunun yani normal olduğunu bilmek yeterli. Kısa bir sala okuyalım. Yani bunu yapıyoruz. Hatta ben
şunu da söyleyeyim. Biz bir konsere gitmiştik Kudüs'e. Mescid-i Aksa'yı ziyaret ettik. Orada aynen bu şekilde ezanlardan sonra sala okunuyor. Bunu sorduğumuzda müezzin dedi ki bu Osmanlı adetidir. Sizde yok mu dedi bana. Ben de mahcup olmamak için var var biz de yapıyoruz dedim. O zamandan beri ben okuduğum her yerde durum uygunsa bunu yapmaya gayret ediyorum. Sonra temcitler. Her gün okuyoruz burada. Arkadaşlarımız geçsinler bunu, çalışsınlar. Şu kitabı Ahmet Hocam gösterirse, bu verdiğim internet adresinden de indirilebilir. Orada evet. Salalar var, temcit var, aynen oradan meşk edilip okunmaya gayret edilebilir. Şunu da söyleyeyim. Eskiden yine 15-20 sene öncesine kadar imsak vakti ezanla duyurulmuyordu. Top atılırdı, salalar okunurdu, temcitler okunurdu, bazı minarelerden, camilerden kasideler okunurdu. Ezan vakti geldiği zaman ezan okunurdu. Onun için imsak vaktine yakın temcitleri bilenler başlatırlarsa güzel olur diye düşünüyorum. Arzu ederseniz bu cenaze salasından bir örnek verebiliriz. Vaktimiz müsaitse eğer arkadaşlarımla birlikte. Şimdi Hüseyin'i makamında dedik. Cenaze omuzlarda giderken baş müezzin salayı başlatır. O şekilde başlayalım biz rastgele bir perdeden. La ilahe illallah. وحده لا شريك له ولا نظير له محمد أمين الله حقا وصدقا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصل وسلم على أسعد وأشرف نور جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Denildiğinde kabre varılmış olur. Eğer varılamamışsa biraz daha uzatılır. Yani bir dualar katılarak. Budur efendim. Başka ilave edeceğiniz bir şey varsa? Yani vakit hani durumuna göre. Hocam da gelmişken biraz daha istifade etsin diye arzu ediyorum.
Tabii ki, buyurun. Hocam teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Teşrifiniz için. Allah razı olsun. Estağfurullah. Yardımcı doçent doktor Hilal Kazan hocam sabah bizimle birlikteydi. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi. Hattat hocam teşekkür ediyorum. Tuğra çekme mevzunu soracak idim. Soramamıştım. En son onu bir sorayım size. O tuğra çekmek ne demek? Mesela Abdülhamit Han'ın tuğrasını çok methederek, tayişle anlatırlar. Evet. Ama niyesini biz bilmeyiz, çok anlayamayız. Az bir vakit kaldı ama dinleyebilir miyiz? Yok, estağfurullah. Şimdi tabii malum aileniz eski dönemde sultanların mühürleri yerine geçiyordu. Ve mutlaka her sultan döneminde bir tuğrakeş denilen, bu tuğra işini yapan, işte her sultanın kendine has mührünü oluşturan birer hattatlar vardı. Onlar da tabii hattatlar içerisinden seçiliyorlardı. Zannedersem son tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezer'dir. Son dönemde Cumhuriyet'e de kendisi yetişmiştir, öğrenciler de yetiştirmiştir. Bunlar tabii her sultanın, mesela Mustafa Rakım bu Tuğra'da bir atılım yapmıştır. Yeni bir kompozisyon veya işte istif oluşturmuştur. Sultan II. Mahmut'un Tuğra'sını yazdıktan sonra diğer Tuğra'larda, ondan sonra gelen sultanların Tuğra'ları da aynı şekilde devam etmiştir. Peki her hattat Tuğra'da çeker mi? Tuğrakeş midir yoksa o ayrıca bir saha? Eski dönemlerde bu ayrı bir meslekti. Her hattat, hani Tuğrakeş olanlar bu işi yaparlardı resmi olarak. Ama bunun dışında çeşitli işte kısa ayeti kerimeleri veya bazı hikmetli sözleri, mesela işte rütbetül ilmi âlâ rütep dediğimiz, İlim rütbesi diğer işte ilimlerden yücedir şeklinde, işte bir alime böyle hani hediye etme babından yapılan ufak tefek hani çeşitli tuğralarda mevcuttur. Bu son zamanlarda şimdi tabii Arap emirliklerindeki sultanlarda böyle bir merak oluştu. Tabii iyi bu konuda uzman olan hocalarımıza onların tuğra siparişleri oluyor, onlar yapılıyor. Peki Abdülhamit Han'ı çok sevdiğim için soracağım. Abdülhamit Han'ın tuğrasında 366 noktadan bir altın oran ifadesi var. O ne demek? Altın oranı şu zaten kadar noktada tutturmuş. Zaten bütün eserlerde, İslam sanatının biraz hani estetiğinden de tabii giremedik. Bütün eserlerde bu altın oran üslu şeysine, kuralına dikkat edilir. 5:2 olarak vurgulanır bunun ölçüsü. Yani her bir şeyin, harfin veya her bir istifin diğer istif yanındaki veya bir bütün içerisindeki pozisyonu itibarinedir. Mesela işte bu Süleymaniye Camii'ne baktığımızda, mesela evet iki tane, dört tane minaresi var ama gerideki minareler üç şerefeli, öndeki minareler iki şerefeli. Yani bu tam tersi yapılmamış. Burada da bir altın orana işaret ediliyor. Gene çok bahsetme vakit bulamadık. Bu her cami açılışında, sultan camileri açılışında dönemin çeşitli şairleri tarafından kasideler yazılır. Ezan okun. İyiydi. Teşekkür hocam, ediyorum. Hocam ben bunu takdim Estağfurullah. Size. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam size de teşrifiniz için teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Allah razı olsun. Geldik programın sonuna. Allah kabul etsin efendim. Hayırlı sabahlar. Ooh.
Zamanın renklerini gündüz olduğu kadar gecenin içinden de getirir bize Ramazan. Kimi nöbetini bitirir bu heyecanla, kimi derin uykulardan uyanır. Ve gece tebessümlü uyanışlarla bölünürken, gönül kapıları bereket vaktine açılır.